Herkese merhaba. Bugün 28 Ekim Cuma. Bugün birlikte Ethereum'un teknik görünümü konuşacağız. Ama öncesinde izninizle ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalım var olmasını sağlayan ve benim de kullandığım Bitto.com üzerinde bir hesabınız yoksa eğer aşağıdaki avantajlı kayıt linklerinden üye olup güvenilini kanıtlamış orta ve uzun vadeli çok iyi yerlere gelme potansiyeli olan projelere kolayca yatırım yapabilirsiniz. Ethereum'un teknik yorumuna dönecek olursak Ethereum tarafında uzun bir zamandır güçlü bir destek ve güçlü bir direnç olarak çalışan buradaki mor bandımızı takip ediyorduk. Ve 19 Eylül tarihinden beri bu bandın defalarca kez denendiğini ve son zamanlarda bu bandın üzerinde cılız bir fiyat hareketini sürdüğünü söyleyebiliriz. 20 Ekim tarihlerinde bu seviyelerden gelen hareketle birlikte Bitcoin'den de pozitif ayrışarak Ethereum tarafında yaklaşık %26'lık bir yükseliş geldi diyebiliriz. Şu anda direnç olarak çalışan ve satış aldığımız 1592'li bölgeler bizler için kritik diyebiliriz. Peki bu bölgelerin kritik olma sebebi ne? Burada 18 Haziran tarihindeki dip seviyemizden yukarı yönde giden ve desteğini kaybettiğimiz bir süredir cılız hareketlere sebep olan şu anda mavi ile gösterdiğim yükselen trendimizin direnç bölgesi ve desteğinin kazanılacağı bölge diyebiliriz. Bu bölgenin desteğinin kazanılamadığı senaryolarda gelecek yükselişin bu bölgedeki düşüşün tepkisi olarak kabul edilmesi gerekli. Aksi durumda bu bölgenin desteğini kazanmasıyla birlikte sarı Band'da hızlı bir deneme mümkündür. Sarı band dediğimiz bölgemiz 1659 ve 1702 bölgesidir. Bu bölgenin kazanılması durumunda yukarı yöndeki hareketlere bir ivme beklenebilir. Sarı bandın desteğinin kazanması ve üzerindeki haftalık kapanış sonrasında 1800 ve 1938'li bölgeler hedef olarak kabul edilebilir. Negatiflikte ise Burada bahsettiğimiz mavi yükselen trendimizin desteğinin kazanılamaması ve tahmini 1600 doların aşağısındaki kapanışlarda 1547, 1496 ve 1446 bölgeleri sıralı destekler olarak kabul edilmelidir. Çok daha sert bir düşüşte kabul edilebilir son desteğimiz 1354'lü bölgelerdir. Bu bölgelerin kaybı durumunda düşüşte bir derinleşme beklenmelidir. Burada Bitcoin hareketlerini ve Ethereum'un destek ve direnç seviyelerini yakından takip etmenizde fayda var. Ayrıca alım ve satımlarda kademeli alım ve kademeli satış stratejisine sadık kalmanız çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.